Selamlar. Hoş geldiniz. Ben Ömer Coşkun. Bugün sizlere farklı bir yapay zekayı anlatacağım. İsmi ise DeepL. DeepL dil çeviri uygulaması tıpkı Google Çeviri gibi fakat DeepL çok başarılı ve benim uzun zamandır kullandığım bir uygulama. Dipple kendini dünyanın en iyi çevirik uygulaması olarak lanse ediyor. Açıkçası ben de öyle düşünüyorum. Şu ana kadar kullandığım en iyi çeviri uygulaması diyebilirim. Bu arada telaffuz için DeepL da diyebilirsiniz. DeepL de diyebilirsiniz. Artık size hangisi kolay geliyorsa. Ben Dipple demeyi tercih ediyorum. Şimdi detaylı incelemeye geçmeden önce Dipple bugünlere kadar nasıl geldi, hangi süreçlerden geçti biraz ondan bahsedeyim. Dipple 2009 yılında Almanya'da Köln şehrinde Yaroslav Kutylowski tarafından kuruldu ve ilk adı ise Lingui idi. Yani Dipple değildi. Dipple ismini daha sonra alacaklardı. Lingui şirketi internet üzerinden veriler toplayarak ve makine öğrenme algoritmasını kullanarak kendini geliştirdi. 2016 yılına geldiğimizde ise Lingui çeşitli testlerde başarılı olmaya başlayınca artık işbirliği yapmaya karar verdi ve Verne Global adı altında bir şirkette işbirliği yaptı. Bu işbirliği kapsamında İzlanda'da düşük elektrik maliyeti olan bir veri merkezi kurdular. Bu veri merkezi dünyanın en büyük 23. süper bilgisayarı ünvanını aldı ve bu merkezde Lingui yaklaşık 1 milyon kelimeyi çevirebiliyordu. Sonraki süreçte 2017 yılında şirket gelişmeye ve büyümeye devam etti. Dipple ismini aldı. Yani dip derin, l ise language dilden geliyor. Derin dil öğrenimi gibi bir ifade kullanabiliriz bu yapay zeka için. DeepL teknik detaylarını diğer rakiplerinden saklıyor ve paylaşmaktan çekiniyor. Şu ana kadar DeepL'in nasıl bir model kullandığını, nasıl bir öğrenme sürecinden geçtiğini açıkçası kimse bilmiyor. Sadece kendi çalışanları biliyor. Çünkü bunu açıklamadılar. Günümüze geldiğimizde ise DeepL gelişmeye ve büyümeye devam etti ve devam ediyor. Şu an için 31 tane dil destekliyor ve buna Türkçe de dahil. Dipple'ın birçok özelliği ücretsiz fakat pro kısımları da var. Bunları incelerken sizlere bahsedeceğim. Günlük yaşamımızda kullanırken açıkçası ücretsiz kısmı gayet yeterli oluyor. Açıkçası pro versiyonuna hiçbir zaman ihtiyacım olmadı. Çünkü profesyonel çeviri ya da çok çok uzun metinler çevirmiyorum. Dipple çeviri rakibi Google çeviri gibi 5000 karaktere kadar çeviri yapabiliyor. Yani 5000 karakteri aynı anda çeviri yaptırabiliyorsunuz. Şimdi Dipple nasıl bir çeviri uygulaması, içerisinde neler var biraz ondan bahsedelim. Detaylara geçelim. Dipple'ın sitesini açtığımızda karşımıza böyle bir ekran geliyor. Dediğim gibi birçok özelliği ücretsiz fakat pro kısmında bazı detaylar var. Onlardan da bahsedeceğim sizlere. İlk önce şurada metin çevir kısmı var ve metin çevir kısmı 31 tane dili destekliyor. Burada desteklediği bütün dilleri görebilirsiniz. Ayrıca ücretsiz kısmında 5000 kelime sınırı var ve bununla birlikte günlük kullanım için gayet yeterli. Yani tek seferde 5000 kelimeye kadar çeviri yaptırabiliyorsunuz. Ayrıca dosya çevirebiliyor. Buraya PDF, Word ve PowerPoint dosyalarınızı yükleyip çeviri yaptırabilirsiniz. Fakat şöyle bir detay var. Dosyalarımızı güzel bir şekilde çeviriyor ancak onların üzerinde işlem yaptırmıyor. Herhangi bir kopyalamaya veya değişikliğe izin vermiyor. Bu proda olan bir özellik. Burada sınırlama getirmişler. Ayrıca burada Deep Write şeklinde bir bölüm daha var. Buraya bir metin yazdığımızda ya da cümle yazdığımızda bunu iyileştiriyor ve düzeltiyor. Gramer anlamında ya da noktalama işaretleri anlamında. Burada da yapay zekasını kullanıyor. Şu an için sadece İngilizce ve Almancayı destekliyor. İlerleyen zamanlarda muhtemelen diğer dillerde gelecektir. İngilizcesini geliştirmek isteyenler için bence gayet güzel ve bu kısmı da ücretsiz. Sağ tarafa geldiğimizde ise burada kavramlar sözlüğü denilen bir bölüm var. Bunun amacı daha tutarlı ve kesin çeviriler yapmak. Profesyonel anlamda çalışıyorsanız, diyelim ki teknik ve uzmanlık gerektiren bir çeviri yapıyorsunuz. Burada hangi terimin neyi ifade ettiğini değiştirebilirsiniz. Bu da güzel bir özellik. Fakat şu an için burada Türkçe yok. Muhtemelen ilerleyen dönemde bu da gelecektir. Ayrıca alt tarafta ise sözlük var. Burada yazmış olduğumuz kelimeleri sözlük karşılığını, anlamlarını görebiliyoruz. Fakat şöyle bir durum var. Yine Türkçede bu olay desteklenmiyor. Bu sefer İngilizce yazalım bunu. Bakın name üzerine geldiğimde burada sesli olarak okunuşu, bunun haricinde işte fiil mi, isim mi, ondan bahsediyor. Çeşitli cümle örneklerinde kullanılmış vesaire. Yani aslında İngilizce Almanca sözlük görevi görüyor açıkçası bu kısım. Dediğim gibi Türkçe burada da şu an için aktif değil. Zamanla Türkçe kısmı da buraya eklenecektir. Şimdi devam edelim. DeepL Pro'dan bahsedelim. Normalde 5000 kelime sınırımız vardı ücretsiz kısımda. Pro'da ise sınırsız bir çevir hakkımız var. Ayrıca dosya düzenlememize izin veriyor ve bunun haricinde işte ekstra özellikler eklenmiş. Fakat Pro kullanmak isteyenler için Türkiye'de yine bu özellik yok. Pro'yu da desteklemiyor ve sadece bu gördüğümüz ülkeleri destekliyor. Ayrıca API desteği var. Yani kullanıcılar bir uygulama geliştirdiğinde, kendi web sitelerinde bunu kullanmak istediğinde Ripple'ı oraya entegre edebilirler. Böyle bir avantajı da var. Tabii ki API'ye ulaşmak için Pro versiyonunu kullanmak gerekiyor. Ayrıca CAT araçlarıyla da entegrasyonu var. CAT araçları şu demek. CAT burada bilgisayar destekli çeviri demek çeviri uygulamaları var. Yani bilgisayar destekli çeviri uygulamaları var. Bunu profesyonel bir şekilde çeviri yapanlar daha iyi bilir ve kullanırlar. Profesyonel çeviri yapanların sık kullandığı uygulamalarla da güzel ve verimli bir şekilde çalışıyor DeepL. Bu desteği de sağlamışlar. Genel olarak DeepL'in içerisinde neler var ondan bahsettik. Günlük hayatta kullanabileceğimiz kısmı ve işimize yarayacak kısım ücretsiz. Bu yeterli oluyor zaten. Ben açıkçası ücretli kısma hiçbir zaman ihtiyaç duymadım ve sürekli ücretsiz kısmını kullanıyorum. Fakat profesyonel bir şekilde iş yapacaksanız ya da çok uzun metinleri çeviriyorsanız mutlaka Pro versiyonunu edinmeniz gerekiyor. Ancak Türkiye'de şu an için Pro versiyonu yok zamanla bu da eklenecektir. Artık birazcık incelemeye geçelim ve Google Translate ile karşılaştırmak istiyorum. Elimde 3 farklı metin var ve bu üç farklı metini hem Dipple'da çevireceğiz hem de Google Translate'de çevireceğiz. Bakalım hangisi daha iyi, hangisi daha kötü. En sonunda ise Google Translate'in avantajları ya da Dipple'ın avantajları şu. Dezavantajları şu şeklinde de bir yorum yapacağım. İlk hazırladığım metin günlük bir konuşma. Bu arada bu metinleri de ChatGPT'ye hazırlattım ve 3 farklı metin hazırlamasını söyledim. Bir günlük konuşma, teknik konuşma, bir de resmi konuşma diye. Ve bu konuşmaları mümkün olduğu kadar karmaşık yapmasını istedim. Gayet güzel sonuçlar ortaya çıktı. Şimdi siz de göreceksiniz. Burada amaç çeviri uygulamasını zorlayabildiğimiz kadar zorlamak. DeepL ya da Google çeviri ne kadar iyi çeviri yapabiliyor ya da yapamıyor bunları görmemizi sağlamak. Amacımız bu. İlk metin bu şekilde günlük konuşma. Bugün bir açık hava etkinliği düzenlemeyi düşün ...düşünürken kendimi yaklaşan hava koşullarını düşünürken buluyorum. Günün güneş ışığıyla mı yıkanacağını yoksa yağmur şeklinde mi bir yağışın beklendiğini tespit etmek büyük önem taşıyor. Ayrıca civarda sıcak ve davetkar bir ambiyansa sahip büyüleyici bir kahve işletmesi arayışındayım. Bu konudaki tavsiyeleriniz beni son derece memnun edecektir. Dipple bu şekilde çevirmiş. Şimdi Google Translate'e bakalım o nasıl çevirdi. Google çeviri ise bu şekilde. Bugün açık havada bir etkinlik düzenlemeyi düşünürken kendimi yaklaşan hava koşullarını düşünürken buluyorum. Günün güneş ışığına mı maruz kalacağını yoksa yağmur şeklinde yağış mı beklendiğini tespit etmek büyük önem taşıyor. Ayrıca yakınlarda sıcak ve davetkar bir ortam yayan büyüleyici bir kahve işletmesi arayışındayım. Bu konuyla ilgili herhangi bir tavsiye büyük ölçüde takdir edilecektir. Yani bu iki metne baktığımızda Dipple'ın birazcık önde olduğunu düşünüyorum. Google çeviri de fena çevirmedi. Mesela son kısımda birazcık garip bir çeviri yapmış. Takdir edilecektir gibi. Dipple ise beni son derece memnun edecektir diye çevirmiş. ChatGPT'ye bunu karmaşıklaştırabildiğin kadar karmaşıklaştır demiştim. Zor bir cümle olduğu için bence ikisi de gayet iyi bir iş çıkarmış. Şu etapta Dipple'ın bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Şimdi devam edelim. Şimdi DeepL'a teknik bir metin ekledim. Bakalım nasıl bir sonuç ortaya çıkacak. Güneş paneli teknolojisinin temel taşı olan fotovoltaik hücreler, güneş ışığının gücünden yararlanmak ve bunu kullanılabilir elektriğe dönüştürmek için tasarlanmıştır. Kökleri, fotovoltaik etkiye dayanan bu dönüştürme işlemi, güneş radyasyonunun hücrelere çarparak elektrik yükü oluşturmasıyla gerçekleşir. Bu hücreler, fosil yakıtlara çevre dostu bir alternatif sunarak sürdürülebilir enerji girişimlerinde önemli bir rol oynamaktadır. Dünya daha çevreci çözümlere doğru ilerledikçe fotovoltaik teknolojinin evlere, iş yerlerine ve hatta şehirlere enerji sağlamadaki önemi uygulamaları giderek daha önemli hale gelmektedir. Gayet güzel çevirmiş. Bu arada şundan da bahsedeyim Dipple için. Bir kelimenin üzerine geldiğimizde, üzerine tıkladığınızda alternatifler sunuyor sizlere. Yani bunu nasıl farklı çeviririz diye. Mesela solar panel teknolojisi diye çevirdi ve değiştirdi çeviriyi. Radyasyon diyorum mesela, ışın diyor. Güneş ışınlarının hücrelere çarparak bir elektrik yükü oluşturması da gerçekleşir. Yani tek seferde bir çeviri gerçekleştirmiyor. Eğer beğenmezseniz bir yeri farklı alternatifler de var. Şimdi Google çeviriye bakalım. Güneş paneli teknolojisinin temel taşı olan fotovoltaik hücreler güneş ışığının gücünden yararlanarak onu kullanılabilir elektriğe dönüştürmek üzere tasarlanmıştır. Kökleri fotovoltaik etkiye dayanan bu dönüşüm süreci, güneş ışınımı hücrelere çarparak elektrik yükünü tetiklediğinde gerçekleşir. Bu hücreler, fosil yakıtlara çevre dostu bir alternatif sunarak sürdürülebilir enerji girişimlerinde önemli bir rol oynuyor. Dünya daha yeşil çözümlere doğru ilerledikçe, evlere, iş yerlerine ve hatta şehirlere enerji sağlanmasında fotovoltaik teknolojinin önemi ve uygulanması giderek daha önemli hale geliyor diye bir cümle kurmuş. Bence burada Google Translate kötü bir iş çıkardı. DeepL gerçekten güzel çevirdi ve akıcı çevirdi. Bir önceki örneğimizde günlük konuşmada birbirlerine yakınlardı. Teknik terimler işin içine girince daha farklı ve kötü çevirdiğini düşünüyorum. Bu arada sanki Google çeviri şu şekilde bir yol izliyor. Çeviri yaparken çeviriyi birebir yapmak yerine birazcık sanki özet gibi çıkarmaya çalışıyor. Diplacy çeviri yaparken o dildeki anlamına yakın ifadeyi bizlere sunmaya çalışıyor. Bu önemli bir özellik. Zaten hiçbir çeviri birebir aynı olamaz. Çünkü her dilde kelimeler farklı anlamları ifade eder. İngilizcede bazı kelimelerin anlamı mesela Türkçede yok. Bundan dolayı ona en yakınını bulmaya çalışıyor yapay zekada. Bu arada Google Çeviri de yapay zeka teknolojisi kullanılıyor. Fakat DeepL'in kullandığı teknoloji Google Çevirinin kullandığı teknolojiden çok daha iyi seviyede. Bunu da belirtmek istiyorum. Şimdi üçüncü ve son karşılaştırmamızı yapalım. Bu sefer resmi bir konuşma vereceğim. Bakalım resmi konuşmalarda nasıl performans sergiliyorlar? İlk önce DeepL'i inceleyelim. Bu teklif projenizin ana hatlarıyla belirtilen özelliklerine titizlikle uyacak şekilde hazırlanmıştır. Amacımız yalnızca kurumsal gereksinimlerinizi karşılamakla kalmayıp aynı zamanda maliyet etkinliği ve operasyonel verimliliği de optimize eden bir çözüm sunmaktadır. Şirketinizin hedefleri ve pazardaki konumu hakkında kapsamlı bir analiz gerçekleştirdik ve önerdiğimiz stratejinin uzun vadeli stratejik hedeflerinizle sorunsuz bir şekilde uyum sağlayan, kapsamlı bir yaklaşım sunduğundan eminiz. Bu teklifi ayrıntılı olarak tartışma ve işbirliğimizin kuruluşunuz için nasıl önemli faydalar sağlayabileceğini keşfetme fırsatını dört gözle bekliyoruz. Bence gayet iyi çevirmiş. Şimdi Google Çeviri'ye bakalım. Bu teklif, projenizin ana hatlarıyla belirtilen spesifikasyonlarına titizlikle uyum sağlayacak şekilde hazırlanmıştır. Amacımız yalnızca organizasyonel gereksinimlerinizi karşılamakla kalmayıp Aynı zamanda maliyet etkinliği ve operasyonel verimliliği de optimize eden bir çözüm sunmaktır. Şirketinizin hedefleri ve pazar konumu hakkında kapsamlı bir analiz gerçekleştirdik ve teklif ettiğimiz stratejinin uzun vadeli stratejik hedeflerinizle kusursuz bir şekilde uyum sağlayan kapsamlı bir yaklaşım sunduğundan eminiz. Bu teklifi ayrıntılı olarak tartışma ve işbirliğimizin kuruluşunuz için nasıl önemli faydalar sağlayabileceğini keşfetme fırsatını sabırsızlıkla bekliyoruz. Burada da gene yakın çeviriler var fakat Dipple yine bir adım önde olmuş. Açıkçası 3 farklı örnekte de Dipple daha akıcı, daha güzel, daha dilimize yakın ya da şöyle ifade edecek olursak daha Türkçe gramer'e uygun çevirdi. Ben uzun zamandır Dipple çeviriyi kullanıyorum ve etrafımdaki herkese de tavsiye ediyorum çok başarılı bir çeviri uygulaması ve Türkçe'de çok iyi çalışıyor. Ayrıca diğer diller arasında da çok iyi çalışıyor. Bu arada YouTube içinde kullanıyorum bu uygulamayı. Farklı dillerde altyazı ekledikten sonra açıklama da ekleyebiliyoruz YouTube içerisinde. Bu açıklamaları da Dipple'dan yapıyorum o diller için. Şimdi Dipple ile Google çeviri arasındaki avantajlar ve dezavantajlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle Dipple'ın yapay zekası Google çevirinin yapay zekasından ciddi derecede üstün. Bunu uzun kullanım tecrübesi sonrası söylüyorum sizlere. Sizler de kullandıkça bunu fark edeceksinizdir. Türkçe açısından gerçekten çok doğal ve Türkçe gramer kurallarına uygun bir şekilde çevirmeye çalışıyor. Diğer özelliklere gelelim. İkisi de hem Google Çeviri hem de DeepL 5000 karaktere kadar çeviri yapabiliyor. DeepL'da 5000 karakter sonrası çeviri yapmak istiyorsanız yani sınırsız çeviri yapmak istiyorsanız Pro versiyonunu edinmeniz gerekiyor. Maalesef dediğim gibi Pro versiyonu şu an için Türkiye'de mevcut değil. Bununla birlikte her iki dil çeviri uygulamasının da mobil versiyonları var. Telefondan, bilgisayardan, istediğimiz platformdan kullanabiliyoruz. Dipple'ın ve Google çevirinin mobil versiyonlarında herhangi bir fotoğraf çekip üzerindeki yazıyı taratıp anında çeviri yaptırabiliyoruz. Bu özellikle ücretsiz. Diğer bir kısımdan bahsedeyim. Belge çevirme. Dipple belge çevirebiliyor. Google çeviri de belge çevirebiliyor. Dipple'ın şöyle bir dezavantajı var. Çevirdiği belge üzerinde düzenleme yaptırmıyor. Google çeviride ise böyle bir sınırlama yok. Google çeviri biliyorsunuz tamamen ücretsiz bir uygulama. İki tarafında ses algılama ve simultane çeviri özellikleri var. Fakat simultane çeviri özelliği hem Google çeviride de hem de Dipple'da da Türkçe dilinde şu an için mevcut değil. Günlük kullanım açısından Google çeviriye göre çok üstün olduğunu düşünüyorum. Google çeviri de fena değil. Yıllarca kullandık açıkçası ortalama bir çeviri hizmeti diyebilirim. Fakat Dipple gerçekten fark yaratıyor ve çeviri mantığını, çeviri anlayışını baştan aşağı değiştiren bir uygulama. Ve işin güzel tarafı gün geçtikçe kendini geliştirmeye devam ediyor. Çünkü bu bir yapay zeka ve derin öğrenmeye sahip. Eğer Google çeviri kendini geliştirmezse veya düzeltmezse muhtemelen birkaç yıla tamamen kullanılmaz hale gelebilir. Tabii ki burada Dippel'ın stratejisi de önemli. Ücretsiz kısımlarını azaltıp kullanılamaz hale getirirlerse insanlar daha farklı alternatiflere yönelebilirler. Çünkü profesyonel bir iş yapmıyorsan ya da günlük hayatta bunu kullanıyorsan gerçekten pro versiyonuna ihtiyacın yok. Bunu da almak zorunda değilsin. Umarım böyle bir yola gitmezler. Şu an için gayet güzel ve verimli çalışıyor. Evet, bugün sizlere DeepL uygulamasını anlatmaya çalıştım. Tabii ki bu üç örnekle ya da kısa süreli kullanımla ikisinin arasındaki farkları net bir şekilde anlamamız zor. Ben bu yapay zekayı uzun süredir kullandığım için ve açıkçası Google çeviriyi de uzun yıllar kullandık arasındaki farkları net bir şekilde görebiliyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Dipple'ı kullanıyor musunuz? Ya da yeni mi duydunuz bu çeviri uygulamasını? Eğer kullanıyorsanız bu uygulamayı tecrübelerinizi mutlaka paylaşın. Elimden geldiğince bütün yorumlara cevap vermeye çalışıyorum. Bu arada son günlerde yaşanan OpenAI krizinden sonra ChatGPT çok verimli çalışmamaya başladı. ChatGPT ile alakalı videolar gelmeye devam edecek. Fakat şu kriz çözüldükten sonra umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Ben Ömer Coşkun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın